Hazreti Ömer kalktı. Ya Resulallah, peygamberimizin kızgınlığından dolayı Hazreti Ömer de ve diğer sahabilerin de hepsi üzgündü, ağlıyorlardı. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah, biz ne haldeydik dedi. Bizim durumumuzu sen iyi biliyorsun dedi. Bizi affet ya Resulallah dedi Hazreti Ömer. Cahillikten, şirkten yeni kurtulduk. Fitneden Allah'a sığınırız. Dinimiz İslam, Rabbimiz Allah, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam dedi, affet bizi ya Resulallah dedi. Efendimizin kızgınlığı geçti. Bu haberin de kaynağında yine İbn-i Kesir ve diğerleri bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz şöyle ümmetini ve insanlığı her konuda uyarıyordu. İsrailoğulları sorarlar, tutmazlardı ve terk ederlerdi. Yok olurlardı, onlara benzemeyin dedi Peygamberimiz. Bakın, bazı kavimler soruyu soruyor ama tutmuyor. Halbuki kişi öğrenmek için, iman ve amel etmek için insanlar soru sormalı, doğru bilgi almalıdır. Eğer soru sorup da tutmazlar, terk ederler, neticede de yok olurlar. Bunlara benzemeyin dedi Peygamberimiz. Sakın böyle olmayın. Hak bilgi edinin ve iman edin, amel edin. Sakın da cahilde yaşamayın. Bütün dünyaya ilmi irfanı öneren İslam dinidir. İslam her yönüyle ilimdir, irfandır, haktır, hakikattır. Ve gerçeğin ta kendisidir. Yine safsata olan, uydurma, cahiliye adetlerinden olan ne varsa İslam, safsataları, uydurmaları, bilim dışı, aklı selim dışı, faydaya aykırı, gerçeğe aykırı ne varsa bunları da ortadan İslam dini almış atmıştır. İslam hakikati hakim kılmıştır. İslam'da ilim, iman, bilim, hak ve adalet tamamen ilahi ve gerçek olarak bunlar egemen kılınmıştır. Cahiliye adetlerinde bahire diye bir adetleri vardı. Bir deve 5 yavru yapar, 5.'ye erkek doğurursa onu serbest bırakırlardı, kulağını da yararlardı. Yine sahibe diye bir adetleri vardı. Şu işim şöyle olursa devem sahibe olsun der, salıverirlerdi. Bir de vasile diye bir şeyleri vardı. Koyun dişi doğurursa kendilerinin erkek olursa putlarının efendim derlerdi. Hem erkek hem dişi olursa ikisini de kurban etmezlerdi. Bunlar putperestlerin cahiliye adetlerindendir. Yine erkeğini putlara keserlerdi. Bir de hamileri vardı ki, ham, erkek devenin dölünden 10 batın doğarsa serbest bırakırlardı. Bunlar ve emsali ne varsa cahiliye adetlerindendir. İslam'da her şey ilahidir. Yani Kur'an-ı Kerim'e dayanmalıdır.
Hazreti Muhammed'e, onun sünnetine istinad etmelidir veya icma ümmete veyahut da kıyası fukahaya istinad etmelidir veyahut da bunlara dayalı fer'i deliller bulunmalıdır. Bunlar asli delillerdir. İslam tamamen hakikattır. Onun için uydurmaların, bid'atların hiçbirini İslam kabul etmez ve reddeder. İslam'ı bilen insanlar dünyanın en gerçekçi, en aydın insanlarıdırlar. Çağlar İslam'ın arkasından koşmaktadır ve koşabildiği kadar gidiyor. İslam ise ezeli ebedi, aydınlıkların, hakikatların, mutlulukların tamamı İslam'ın kendinde mevcuttur. Çağları ve bütün insanlığı, tüm milletleri koşun, ilerleyin diye peşinden çağırır İslam dini. Yükselin der. Bütün insanlığı kucaklar İslam dini. Bütün insanlığın mutluluğunu ister. Çünkü İslam ilahidir. Bütün insanlar da Allah'ın kullarıdırlar. Onun için İslam evrenseldir. Evrensel İslam merhamettir. İslam evrensel rahmettir. İnkar eden mahrum kalır. Şirke düşen mahrum kalır. Zalimler mahrum kalır. Bu İslam sofrası ezelden gelir ebede gider. Bu sofrayı kuran işte Hazreti Muhammed'dir. Ona da bu görevi veren Yüce Allah'ın kendisidir. Amir bin Luhayyil Hüzai İsmail dinini değiştirip put dikmiş. Sayılan adetleri koymuştur. Tefsircilerimizin keşif tefsirlerimizi Kur'an-ı Kerim'i keşfedebilen, tefsir edebilen zat-ı muhteremlerin görüşüdür. Efendimiz de bu put adetini ortaya çıkaran Amir bin Luhay için, Luhayyil Hüzai için şöyle demiştir Peygamberimiz. Ben onu cehennemde gördüm. Bağırsak kokusu ile incitiyordu diyor. Eksabun, rihü gusabin. Yani bunlar bağırsak kokusu. Cehennemde azap çekiyor. Bağırsakları da çıkmış dışarı kokuyordu diyor. Buhari ve Müslim ve diğerlerinin rivayet ettiği bir sahih hadistir bunlarda. Onun için Müslümanlar ya hakikati bilirler veyahut da hakkı bilenle hareket ederler. İşte İslam'da uymak, taklit etmek denilen şey alimin hak olan ilminedir. Şimdi İslamiyeti, Kur'an'ı, sünneti, icmayı, kıyası çok iyi bilen bizim müçtehitlerimiz var. Alimlerimiz bulunmaktadır. İşte en az bir Müslümanın uyacağı, taklit edeceği kişi alimin hak olan ilmidir. Yoksa taassup olarak kişilere bağlanmak ve kişi benim şeyhimden başka şeyh yok, benim liderimden başka lider yok, efendim benim kuşumdan başka kuş yok demek gibi bir durum ortaya çıkar ki İslam'da bütün dava hak ve hakikattır. O da alimin hak olan ilminedir. İslam'da alim din adına konuşan bir alim Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye ayeti ayetle tefsir edecek. Ayeti hadisi şerifle tefsir edecek. Burada dirayeti ve rivayeti ve dirayeti elden bırakmayacak, gerçek ehliyet sahibi kâşif olacak. Bunun için
Müslümanların başka milletlere benzemeyen taraflarından biri budur. Yani hakkı takip etmek, hak ve hakikate uymak. Bilmeyen mutlaka hak olan ilme, ilmi bilen alimin ilmine tabii ki ihtiyacı vardır. O hak olan ilimle hareket etmek zorundadır. Sonra ilmiyle amil olana kesinlikle bir defa dikkat edilecek. Bir alim var ama ilmine amil değil. Bir defa bu da geçerli değildir. İlmine amil olacaktır. Hak'tan başkasına İslam'da uymak kesinlikle caiz değildir. Alim hak yolda ilmiyle amil olmalıdır. Bir alimin ilminin de geçerli olması için kendisinin hem hak yolda olacak hem de ilmine amil olacaktır. Yoksa o alime ittiba edilmez, tabi olunmaz, onun ilmi de taklit edilmez. Sonra taklit sürekli olmamalıdır. Bilmeyen bilinceye kadar, bilenle hareket eder, ondan sonra kendisi de ilmin kaynağına ulaşmaya gayret etmelidir. Muteber kaynaklardan ilim okumalıdır. Bu imkan olmayanlar da işte ilmiyle amil olan hak ilmin sahipleriyle hareket etmelidirler. Örf ve adet makbul ve meşru olmalıdır. Bir örfün, bir adetin makbul ve meşru olması için mutlaka hak ve hakikate o örf uymalıdır. O adet makbul bir adet olmalıdır ve meşru olmalıdır. Yoksa her örf örf değildir. Her adet adet değildir. Her örf ve adet de makbul ve meşru değildir. Hakka hakikate uygun olmalıdır. Gerekli donanıma sahip olmadan istiab haddini aşan yükün altına girmek nefse zulümdür. Dikkat et buraya da. Gerekli donanıma sahip olmadan istiab haddini aşan yükün altına girmek nefse zulümdür. İlim, iman, amel de istikamet sağlanmalıdır. Kişi ilmiyle dosdoğru olacak, imanında istikameti dosdoğru olacak, gerçek iman olacak, amelinde de doğru ameli salih olacak ve amelinde de istikamet olacak. Bunların tümünde istikamet sağlanmalıdır. Amelsiz bilgi yüklenmek gibi bir durum ortaya çıkar ki bu da muteber değildir, makbul değildir. Ali el-Havvas İmam Eşşerani'ye kitaplarını sattırıyor. Parasını dağıt fakirlere diyor. Marifet ilmine yöneltiyor. Bu bir makaledir. Efendim, işin aslı ise nedir? Daima haktan, hakikattan yana olmalıdır. Zaten İslam'ın kendisi tam bir şeriat, tam bir hakikat, tam bir marifettir. İslam şeriatının içeriği tamamen marifet, tamamen hakikat, tamamen nedir? İlimdir, irfandır, marifettir. Ve bunun katmanları vardır. Okudukça, ilerledikçe bunlardan haberdar olmaya başlarsın. Yüce Allah'ın sana lütufları ulaşır. Seni feyizler
lütuflar kuşatır. Lütfu ilahi seni istila eder. Sen ona kulluk etmene bak. Şimdi fert ve toplum olarak hidayette olursanız diyor Cenab-ı Hak, sapıklar size zarar veremez diyor. Buraya dikkat et. Ferdi ve içtimai olarak, fertler ve toplum olarak, millet ve devlet olarak hidayette olursanız diyor. Hidayet nedir? Allah yolunda. İlahi emirlere itaat olacak, isyan olmayacak. O zaman sapıklar size zarar veremez diyor. Yine bunun içinde ne lazımdır? Yine seni İslam gerekli bir donanımla donatır. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, zahiri ve batını seni tam bir donanımla ne yapar? Donatır. Yeter ki Allah'a itaat eyle. İslam'ı ilmen iyi tanı. İyiliği diyor emretmek, kötülüğü yasaklamak esastır. Bunların temelinde bu vardır. İmran suresinin 104. ve 110. ayetlerine şöyle baktığımız zaman Cenab-ı Hak diyor ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدِعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Sizden mutlaka diyor bir toplum olmalıdır, bir topluluk ki insanlığı hayra çağıran ve ye'murûne bil marufi, marufu emreden ve yenhevne anil münkeri, münkerden nehyeden sizden diyor mutlaka bir topluluk olmalıdır diyor. Ve ulaike humul müflihun, işte felaha erenler bunlardır diyor. Müslüman hem kendisi hayır yolda çalışacak, hem insanlığı hayra davet edecek ve marufu emredecek. Münkerden, bütün kötülüklerden, Allah'ın yasakladıklarından da sakındıracak. Müslümanların ferdi böyle yapacak, toplumu da böyle yapacak, devleti, milleti de böyle yapacak. Ve ulaike humul müflihun, işte bunlar felaha erenler, kurtuluşa erenler bunlardır diyor. Kim? Yüce Allah diyor. Yine buyuruyor ki kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi, siz diyor insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor Cenab-ı Hak. Ümmeti Muhammed en hayırlı ümmettir. Peygamberlere itaat eden her ümmet hayırlıdır. Ama ümmeti Muhammed daha hayırlı bir ümmettir. Bunlar derece derecedir. Bu hayır, ümmeti Muhammed'in hayırlılığı nereden geliyor? Te'nurune bil marufi, marufi emrederler diyor. Ve tenevne anil münkeri, münkerden nehyederler. Ve tü'minûne billahi, Allah'a hakkıyla iman ederler. Allah'a imanın içinde itaat var, isyan yok. İman var, küfür yok. İman var, şirk yok. Tevhid var, şirk yok, nifak yok. İstikamet var, eğrilikten, nifaktan eser yok. Bunun için Müslümanın, ümmeti Muhammed'in büyük bir özelliği bulunmaktadır.